Selamun aleyküm, gönlü güzel dostlarım. Aras Oyun Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlana Diyarı Konya'dan kucak dolusu sevgiler, güzel dostlarım, güzel takipçileri. Bugün sizlerin karşısına şöyle açan ceylan gözü kızımla geldim. Bakın, şuralarında da tomurcuklar var. Arkadaşlar, yaprakların tazeliğini görüyorsunuz. Boyutunu da görüyorsunuz. Bakın şöyle bir uzak bir çekim yapayım. Daha sonra şöyle yakınlaştırmak istiyorum size. Benim bu yaklaşık yani bir senedir falan açmıyordum. Ama şimdi açmaya başladı dostlarım. Şimdi bu ilk açışı bir seneden sonra biraz bayağı bir boyuna verdi. Biraz arsızlaştı. Budama zamanı ben bunu bayağı bir bakın budayıp kökü de bayağı bir sağlam arkadaşlar. İki kök halinde oldu. Böyle oldu. Budama zamanı ben bunu budayıp şöyle göstermek istiyorum uzaktan. Boyutunu şöyle bir çekmek istiyorum. Bayağı bir şey oldu yani. Arsızlaştı. Budama zamanında bu yaz budamıştım ama hani ama yine böyle bir arsızlaştı ama yine de açmaya başladı. Budama zamanı tekrardan bunu budayacağız. Ama yaprakların tazeliğini görüyorsunuz. Ne kadar güzel bakımlı olduğunu görüyorsunuz. Burada da sardunya kızlarım var. Arkadaşlar artık bunlar yavaş yavaş gördüğünüz üzere geçmeye başladı çiçeklerim. Ben bunları az sonra şey yapacağım. Budama yapacağım ama her tarafında hala tomurcukların olduğunu görüyorsunuz. Bir yandan da açmaya devam ediyor. Özellikle şu kızımı görüyorsunuz. Her tarafında tomurcuk var. Arkadaşlar sardunya çiçekleri nerede durmalı? Ve yani nasıl sulanmalıdır? Kısaca ondan bahsedeceğim. Sardunya güneşi seven bir alanda durmalıdır. Arkadaşlar alt yaprakların sararmasını istiyorsanız sizlere birkaç tane tavsiye vereceğim. Benim yaptığım yanlışları. Evet doğrudan güneşi çok seviyor ama arkadaşlar şunu koparmak istiyorum. Alt yapraklarını doğrudan güneş seviyor ama sulamasında sık yapmalısınız. Sardunyalar çünkü doğrudan güneşte olduğu zaman çok çabuk kuruyabiliyoruz toprağı. O yüzden 2 güne bir 3 güne bir toprağını sık sık kontrol edin. Ve şey yapın sulamanıza dikkat edin. Sararmalar olmasın. Çok aşırı da günlük sulayarak da sarartmayın. Dozunda dostlarım dozunda sulamasını yapın. Ondan sonra güneşin karşısına bırakın. Ve kendi haline alsın. Benim ıhlamur ağacım var arkadaşlar. Benim evim müstakil. 3 adet ıhlamur ağacım var. Ihlamur ağacımın altında konumlandırıyorum. Çünkü Konya çok ama çok aşırı sıcak olmaya başladı. Daha önce bu kadar sıcak değildi. Doğrudan balkondan alıyordu. Oradan gölgelik sağlıyor. Birazcık güneşi de doğrudan görüyor ama ıhlamur ağacının gölgeliği de iyi geliyor. Yapraklarını yakmıyor dostlarım. Hani çok aşırı sıcakta da yaprakları yanıyor. Ama işte ıhlamur ağacının altında olduğu için çiçeklerim çok ıhlamur ağacına çok arı ve minik minik sinekler geliyor ve şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz sinek pislikleriyle. Ona da artık katlanacağız. Yani çiçeğimiz sağlıklı olsun da. Yani ne kadar hani sinek gelmemesi için kür yapsam da arılar ıhlamur açtığı için sarı polenlerini topladığı için minik minik sineklerine çok fazla arılar oğul veriyor ıhlamur ağacına. O yüzden böyle sorunlarla karşılaşıyoruz. Şimdi dostlarım benim bu geçip giden çiçeklerimi ben şöyle bahçe için ayırdığımız bir makasımız var. Onunla budayacağım. Niye budayacağım? Çünkü daha sağlıklı olmasını, büyümesini istiyorum. Daha güzel açmasını istediğim için gücünü, kuvvetini şeye vermesinler dostlarım. Buradaki cansız çiçekler almasın yerini. Canlı çiçekler alsın. Arkasından da hemen bir kür uygulaması yapacağım. Şunlar hala güzel. Daha geçmemiş. Bunlar dursun. Şurada geçen 2 adet çiçeğim var. Budadıktan sonra sardunyaları muhakkak bir dostlarım kür uygulaması yapın ki yani yerine daha güzel, daha kaliteli sardunyalar gelsin, açsın. Bunu hemen ben mesela budadım. Hemen arkasından daha güzel, daha
somurcuğa gelmesi için kür uygulayacağım. Onu da muhakkak izlemenizi tavsiye ediyorum. Bakın burada bir sürü tomurcuk var. Cansız çiçekleri alın ki dostlarım tomurcuğa yer versin. Bunu da unutmayın. Şöyle hemen bunu da alıyorum. Şimdi kür uygulamamıza geçeceğiz. Ve tam bir çiçek coşturan tariftir. Yani o kür uyguladıktan sonra açmayan çiçek yoktur dostlarım. Evet dostlarım, çiçeklerimizi budadıktan sonra canlı olan çiçekleri koydum. Bakın görüyorsunuz. Liralar zaten çok kötü olmuştu ama gördüğünüz gibi tomurcuktalar. Beyazlardan da hepsini budadım. Sadece şurada bir tane ortasında kaldı, budayım mı budamayım diye kararsız kaldım. Budadıktan sonra şimdi kür işlemi yapacağız. Bu elimde gördüğünüz keten tohumudur arkadaşlar. Nereden temin edebilirsiniz? Bütün aktarlarda mevcuttur bu keten tohumu. Ama elinizde öğütücü varsa bu keten tohumu öğütücüden çekip onun haline getirebilirsiniz. Aynı bu şekilde. Şöyle göstermek istiyorum. Böyle. Ama eğer evinizde öğütücü yoksa güzel dostlarım, aktarlardan rica ederseniz onlar da zaten kendi öğütücülerinden çıktı. Ben rica ettim ve kendileri çektiler, bana verdiler. Şimdi biz bunu nasıl kullanacağız? Arkadaşlar ılık bir suyun içine. Burada bir litre ılık bir suyum var. Ne çok soğuk ne çok hani sıcak, ılık. Bir tatlı kaşığı şöyle öğütülmüş keten tohumumu ilave ediyorum. Karıştırmaya başlıyorum. Karıştırırken de sizlere aslında çırpıcının var daha iyi karşı ama şöyle kaşığımla karıştırayım. Karıştırırken sizlere şöyle faydasından bahsetmek istiyorum. Evinizde açmayan çiçeğiniz varsa verdiğiniz takdirde muhakkak açacaktır. Açmayan çiçek, köklenmeyen çiçek. Böyle yaprakları benim böyle çiçeklerim gibi gür ve güzel olmasını istiyorsanız muhakkak ayda bir yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü gerçekten keten tohumu arkadaşlar bitkilere çok faydalı özellikleri var. Şimdi bunu süzerek de verebilirsiniz ama ben süzmeyeceğim. Çünkü hani kaliteli hani tohumunda derler ya hani şeyi, böyle vitaminle veriyorum. Birer çay bardağı gelecek şekilde çiçeklerime ilave ediyorum. Bu kürü verdikten sonra açmayan çiçek kalmasın arkadaşlar. Çünkü çiçeklerimizin açması için gözüne bakıyoruz ama yani bazen inat edip açmayan oluyor yani. Ve bakın benim bu ceylan gözüm mesela bir sene açmadı. Bir sene açmayan dikenler tacım vardı. Yani beni çok yakından sıkı takip eden takipçiler bilir yani çiçeklerimin bana çıkardığı zorlukları. O yüzden şöyle hepsine birer çay bardağı keten tohumu veriyorum. Daha sonra bunlara da bir sulama işlemi yapacağım. Sulama işlemi yapacağım çünkü toprakları hafif kuruydu. Sulayacağım. Suyunun aktığından emin olduktan sonra yerlerine götüreceğim dostlarım. Dediğim gibi çiçeklerinizin açmasını istiyorsanız, böyle açtığında şöyle parıl parıl olmasını istiyorsanız güzel dostlarım muhakkak dediklerimi yapın. Dostlarım ayda bir defa muhakkak vermeye çalışalım. Özellikle şöyle toprak saksı değişiminden sonra, hani şu an saksı değişimi zamanı değil ama mecbura kalırsak değiştirmek zorunda. Mesela ben bunların hepsinin üçünün saksısını değiştireceğim. Çünkü dar geliyor. Dar geldiği zaman alt yapraklarda bu yüzden de bazen sararabiliyor arkadaşlar. Saksının yetersizliğinden. Bunlara da dikkat edin. Çiçeklerinize budadığınız zaman çiçekten geçme döneminde böyle keten tohumu verdiğiniz zaman açmayan çiçek kalmasın güzel dostlarım. Benim bugün sizlere anlatacaklarım bu kadar. Bana o güzel zamanınızı ayırdığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Arusoy'un Hobileri YouTube kanalına abone olup beğeni atıp yorum atmayı unutmayın. Tekrardan Arusoy'un Hobileri YouTube Instagram adresim var. Bana oradan da ulaşabilirsiniz. Size en güzel olan Allah'a emanet ederek vedalaşıyorum.